Merhabalar. İyiyiz, nasıl olalım? İyi olmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda mı? Yolunda inşallah. Sen tekmelemeler başlamadın mı? Onu soralım. Ufak, evet, ufak ufak istediyorum. Aynen. Peki efendim, anne olacaksınız. Nasıl bir duygu? Neler hissediyorsunuz? Yani çok ne güzel, değişik bir şey. Tam olarak anlayamıyorsun tabii. Adım adım, çok ileri düşünmeden anı yaşamaya çalışıyorum. Güzel gidiyor gibi, heyecanlıyım. Hazırlıklar başladı mı? Onu soralım. Henüz başlamadı. Yani böyle birazcık daha bekliyorum. Çok erkenden alıp bir şey almak istemedim. Ama yavaş yavaş düşünmeler falan başladı, araştırmalar. Peki efendim, aşermeler oluyor mu? Cansel bir bu konuda zorluk çekiyor mu? Ya Cansel çok seviyor şey demeyi. Ay gecenin köründe kalktım bunları aradım falan diye ama... Öyle bir şey çok olmuyor açıkçası. Bir kere ben işte bir şey, çocukken yediğim bir şey aklıma gelmişti. Öyle o da böyle hani bir şey olmadı, bulamadık ama yani bir sıkıntı yok, o kadar abartılacak bir şey değil öylesine. İşte seviyoruz öyle esprili. Daha çok erken ama isim olarak düşündünüz mü? Ya isim hiç bulamadık açıkçası. Cinsiyet aynı zamanda. Cinsiyet belli artık. İsim bulamadık. Düşünüyoruz. Zor biraz isim. Yani erkek kız. Erkek, evet. Günümüzde hep böyle popüler isimler revaçta. Hani mesela mitolojik isimler mi diyeyim artık böyle. Yani siz mesela gelenekselci misiniz yoksa modern yani mi? Yani çok geleneksel de ne bilmiyorum ama yani birazcık şey, dünya vatandaşı olacak. Böyle hiçbir yerde garipsenmeyecek. Onun üstüne bir herhangi bir yük yüklemeyecek. Ona yakışacak bir şey olsun dedik ama hani günün sonunda bir isim örnek yani. Örnek var mı hani aklınızdan geçen? İnanın hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama benim ismim mesela biraz zor oluyor yurt dışında telaffuz konusunda. Telaffuzu kolay, herkesi böyle bilinen bir şey olsun diye düşünüyoruz. Ama değilse de geleneksel de çok güzel isimlerimiz var ama aklına gelmiyor insanın. Hani olur ya böyle kitleniyorsun, başkasını da çok beğeniyorsun ama kendinin olunca böyle bir düşünüyorsun ama daha vakit var. Yerli bir isim mi olacak yoksa böyle yabancı efendim? Bir... Yabancı bir isim düşünmüyoruz açıkçası ama şimdi hani sonra böyle demiştiniz, bunu koymuştunuz demeyi bilmiyorum. Gerçekten hani bilmiyorum. Peki şey, doğum planı hani nasıl? Türkiye'de mi olacak yoksa? Türkiye'de. Yani bir ayağınız da Fransa'da olduğu için soruyorum bunu. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz atam gibi ama hani dediğim gibi hiç bilmiyorum, Allah korusun bir seyahatte başımıza bir şey gelir yani erken gelir. Yani hiç bunları düşünmek istemiyorum ama planım hani çok... Şey, hiçbir zaman büyük konuşmak istemiyorum ama planım, isteğim, gönlüm Türkiye'de kendi doktorumla. İnşallah sağlıkla elinize alırsınız. Siz kendinize dikkat ediyor musunuz? Nasıl besleniyorsunuz? Yani mesela bazı hanımlar kilo almayayım diye uğraşır. Siz istiyor, yiyor musunuz? Ya yoksa... Açıkçası dikkat etmek tabii ki önemli çünkü fazla kilo almak da bebek için de anne için de iyi değil. Bunun şimdi eskiden iki kişilik yiyin, iki kişisiniz gibi bir şey varmış ama şu an bunun doğru olmadığını söylüyor doktorlar zaten. Tabii hali hazır yani acıktığım zaman bir şeyler yiyorum. Az ve sık yemeye çalışıyorum. Çok abartmadan zaten gerçekten çok mümkün olmuyor böyle çok yemek benim için en azından. Öyle ben hani dikkat ediyorum tabii. Cansel Bey ne düşünüyor? Heyecanlı mı? Nasıl? O da heyecanlı. Tabii erkekler birazcık daha hani ilk başta daha tam olarak anlayamadıklarını söylüyorlar genel olarak. Arkadaşlarım da öyle söylüyor. Kucağına alınca daha başka olacaktır ama heyecanlı tabii ki. Bunu yapalım, bunu yapalım falan böyle hayalleri var mı? Başlayalım mı? Ya tabii ki konuşuyoruz yani onu hayatımıza dahil etmek. Ondan dolayı artık çocuk var işte şunu yapamayız gibi kendimizi kısıtlamak istemiyoruz. O da böyle bizim gibi tiyatro kulislerinde büyüsün, setlerde büyüsün. İsterse belki yapmak isterse ama tabii bilmiyoruz ki belki de hiç istemeyecek. O yüzden zorlama yok. Peki işinizi etkiliyor mu yani setlere gidiyorsunuz? Siz mesela öyle bir kurallar şükür koydunuz mu kendinize? Bunu yaparım, gelmem. Yok, sağlığım el verdiğince doktorum şu an bir sıkıntı olmadığını söyledi. Belli yasal bir dönem var. Ona kadar ben zaten çalışıyor gibi görünüyorum. İnşallah bir sıkıntım çıkmayacak. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Yatay. İyi günler, sağ olun.